Saygılar, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, saygılar. Merhaba, hoş bulduk. Alacağımızı aldık gidelim. Şimdilik gidiyorsun. Tebrik ediyorum. Türk'ün varlığı duyunca kuzu kapı yaptı. Size de kolay gelsin. Hayırlı olsun. Aynı çok sağ olun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Saygılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu alıyorlar yani. Bir fotoğrafı biz alıyoruz. İki saat. İki saat hazırlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Peki. Sizi de beklettik. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Artık sınavlar almayacağız bundan sonra. Sizi yormayacağız. Yani ben almayacağım. Evet Geçin abi. Evet. Evet değerlendirme alalım. Seçim bitti. Bundan sonra hep beraber Sinop'a ve ülkeye hizmet edeceğiz. Diğer milletvekilimizin seçim sonrası yaptığı talihsiz bir açıklama var. Seçim öncesi her şey olur. Ufak tefek şeyler olur. Başbakan da bunun bir örneğini verdi zaten. Helallik istedi. Ama milletvekilimiz siyaseten çok tecrübesiz olduğu için seçim sonrası yapmaması gereken bir konuşma yaptı. Biz gene de bununla meşgul değiliz. Ama daha önceki 4 milletvekilimizle yakaladığımız uyumu sayın milletvekilimizle yakalayamayacağız endişesini taşıyor. Yani siyaset öyle yapılmaz. Seçim öncesi ayrı bir süreçtir. Seçim sonrası ile hizmet, işbirliği, nezaket, dayanışmadır. Böyle bakıyorum. İnşallah böyle olur. Öğrenecektir zaman içinde diyorum. Ben yine de kendisinden müşteki değilim, davacı değilim. Bir de son kez Sinop'tan oluyor. Mesela. Sinop'tan evet son adaylığımdı. Evet yani öyle düşünüyoruz. Öyle öngörüyoruz. Siyasette hiçbir şey mutlak olmamakla beraber. Sinop halkı beni üçüncü defadır parlamentoya gönderiyor. Bu Sinop halkının benim şahsıma gösterdiği, partime gösterdiği güveni çok önemsiyorum. Çok anlamlı, değerli ve kutsal buluyorum. Siyasette üç dönem makul bir süredir. Partimin bana ihtiyacı olursa üst noktalarda o ayrı bir iş. Ona başka şekillerde bakarız. Memlekete hizmet etmek için de milletvekili olmaya da gerek yok. Ama bu son dönemimde 2002, 3 Kasım 2002'de seçildiğim günkü heyecanla Sinopluların hizmetinde olacağımın özellikle altını çizerek söylüyorum. Bilinmesini isterim. Sanki ilk yeni milletvekili olmuş heyecanıyla, duygusuyla Sinopluların ve Sinop'un hizmetinde olacağız. İktidarı daha sıkı denetleyeceğiz. İktidarın daha iyi çalışmasını sağlamak için de bize düşen yasal, anayasal, Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünden kaynaklı tüm haklarımızı da kullanacağız. Evet, teşekkürler. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Valilikte bir emanet var. Hadi.